Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanları toplantısında gerçekten demokrasi adına, milli irade adına bir ayıp, bir utanç yaşandı. Yalova Belediye Başkan Vekili orada sanki belediye başkanı seçilmiş gibi bir tanıtımla orada kürsüye davet edildi. O kadar acizleştiler artık, o kadar acizleştiler ki en ufak bir şeyden medet umuyorlar. 17 kişinin kabul kullandığı belediye meclisinden seçilmiş bir başkan vekili şu anda orada sanki seçilmiş belediye başkanı gibi takdim ediliyor, ifade ediliyor. Ve bu bir, demin de ifade ettiğim gibi, gerçekten bir acizlik göstergesi. Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman geçici olarak uzaklaştırılmıştır. Bunun adı geçici uzaklaştırma. 2 ayda bir tekrar değerlendirilecektir. Şu anda da yargı süreci devam etmektedir. Herhangi bir delil olmamasına rağmen ve şu anda bir soruşturmanın devam etmiş olmasına rağmen sanki mal bulmuş muharip gibi milli iradeyi yok sayarak şu anda seçilmiş bir insanı sanki itibarsızlaştırarak bir süreç ortaya koyuyorlar. Bu tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bittiğinin, artık halkta hiçbir karşılığının olmadığının, kendilerinin böyle transferlerle bir şekilde farklı ayak oyunlarıyla kendilerine kattıkları isimlerle kendilerini güçlü göstermeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık iktidarlarının sonunun geldiği bir gerçek. Buradaki ortaya koyduğu acizlikte bunu gösteriyor. Vefa Salman, Yalova halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanımızdır. Daha önce de bu ayak oyunlarına muhatap oldu. Bildiğiniz gibi 2014 seçimlerinde de seçim tekrarını yaşadı ve orada da gene Yalova halkının iradesiyle göreve geldi. Üçüncü kez 2019 yerel seçimlerinde aldığı oyla Yalova halkı kendisine güvendiğini ve hizmete devam etmesi gerektiğini ifade etti ve kendisini göreve getirdi. Şimdi seçimle alamadıklarını bir şekilde baskıyla, darbeyle ve hukuku kullanarak ayak oyunlarıyla almaya çalışıyorlar ve buna üzülerek söylüyorum. Hem yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı hem de cumhurbaşkanı alet oluyor. Bu bir acizlik göstergesidir. Bu bir tükenmişliğin ifadesidir. Bu gerçekten daha soruşturması devam eden bir belediye başkanı orada dururken sanki seçim kazanmış gibi, milli iradeyi kazanmış gibi bir algı yaratarak orada gösteri yaptılar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu demin de ifade ettiğim gibi tükenişlerinin ifadesi değerli arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanları toplantısında görülmüştür ki artık acizlikleri ortaya çıkmıştır. Teşekkür ederim. Evet. Biz dün gene belediyelerimize de genel merkezden bir bildirge gönderdik. Kendilerinin koronavirüsüne karşı vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamaları için özellikle kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde, vatandaşımızın çok yoğun olarak kullandığı bölgelerde belli hijyenik ortamların sağlanması için, gerekli tedbirlerin alınması için bir bildirge gönderdik. Zaten biz göndermeden de birçok belediyemiz Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, birçok ilimiz bu konuda aydın, birçok tedbirleri aldılar. Özellikle toplu ulaşım araçlarında, metroların girişlerinde ve çıkışlarında, kısacası vatandaşımızın çok yoğun kullandığı alanları steril hale getirdiler ve çalışmaları da devam ediyor. Birçok belediyemiz de şu anda bu çalışmalarına başladı.
Tabii kurultayın ertelenmesi veyahut da iptal olması gibi bir süreç şu an için böyle bir konu konuşulmadı. Yarın parti meclisi var. Değerlendirilir mi bilmiyorum, gündem dışı. Ama şu anda bununla ilgili netleşmiş bir konu yok. Evet. Peki, çok teşekkür ederim arkadaşlar.